Home Office çalışmalarını hızlandırdığı Ankara Anlaşması'ndaki geri dönüşler 2 hafta gibi kısa bir süreye indi. Gün geçmiyor ki İngiltere'de vize uygulamalarında yenilik yapılmasın. Son olarak İngiltere'de öğrenci vizelerinde yapılan değişiklik, Türkiye'den İngiltere'ye gelecek öğrencilerin bir hayli canını sıkacağı benziyor. Henüz net olarak belirli bir tarih verilmemiş olmakla beraber, Haziran sonu Temmuz 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girilecek. Neler değişecek? İlk olarak çalışma izni kaldıracaklar maalesef. Bu açık bir şekilde İngiltere'de şu an var olan niteliksiz iş gücünün yabancı öğrenciler tarafından doldurulması istenmediği için alınmış olan bir karar. Özetle cebinde parası olan, buraya para harcamak için gelecek olan öğrenci kitlesi hedeflenmektedir. Şimdi 21 Nisan 2011 tarihi itibariyle yeni sistem, yeni başvuru formu gündeme gelecek ama geçiş dönemi olacak. Çalışma izinleri Temmuz 2011 itibariyle kalkacak. Kimler için kalkacak bu arada? Yani her öğrenci için kalkmayacak tabii, bu önemli bir ayrım. Devlet üniversitelerinde veya devlet tarafından finansmanı sağlanan kolejlerde eğitim alan öğrenciler aynı şekilde şu anda var olduğu gibi 20 saat çalışma hakkına sahip olacaklar. Bu olumsuzluklar yaşanırken bir yandan da Ankara Anlaşması'ndaki bekleme süresinde gerileme yaşanıyor. Gene şu anki hükümetin yaklaşımı İngiltere'ye işçi olarak değil de iş yapmak için serbest meslek sahibi insanlar, yatırım yapmayı düşünen insanlar gelsin istedikleri için Ankara Anlaşması da bildiğiniz üzere kendi işini yapmak isteyen, serbest çalışmak isteyen Türk vatandaşlarına yönelik olduğu için bu alandaki yaklaşımlar aslında daha pozitifti şu anda. Diğer bir açılım da şu şekilde, normalde yabancı uyruklu bir vatandaşın İngiltere'de yatırım yapabilmesi için biliyorsunuz sermaye şartı aranıyor. Türkler bundan muaf, Ankara Anlaşması'ndan sermaye kısıtı olmadan başvurabiliyorlar. Bu sermaye kısıtı yabancı uyruklu vatandaşlar için bile, Türkler de dahil ister istemez isterlerse direkt bu yatırımcı kategorisinden de başvurabilirler. 50 bin pound'a düşürülmüş durumda. Bu şu demek, yani biz bu ülkeye yatırım yapmak isteyen insanlara kapımızı açıyoruz. Gelin iş yapacaksanız ama istihdam yaratmayacaksanız ve var olan iş gücüne dahil olmayı istiyorsanız şu an için ona tokuz. Bizim kendi vatandaşlarımız işsiz. Dolayısıyla biz iş yapmayı, istihdam yaratmayı düşünen kişilere kolaylık sağlamaya hazırız diyorlar. Dolayısıyla bu Ankara Anlaşması başvurularına pozitif yaklaşım getirmekte. Vize başvurularının sonuçları sadece birkaç hafta gibi kısa sürede sahiplerine ulaşıyor. Başvuru süreleri şu an için söylüyorum. Güncel olarak mesela bugün örnek vermek gerekirse pozitif yaklaşımı açmak anlamında söylüyorum. Yaklaşık olarak son 2 aydır Ankara Anlaşması başvurularına cevap süresi oldukça kısaldı. Güncel bir örnek, bugün onaylanmış olan dosyalarımızdan bir tanesi, 4 Nisan elimize ulaşmış olduğu tarih, bugün 4 Nisan'da geldiği tarihi düşünüyoruz. Gönderdiğimiz tarih 17 Mart. Dolayısıyla postayı da göz önünde bulundurursanız, genelde bir hafta postada zaman kaybedilir. 2 haftada dosya işleme alınıp onaylanmıştır. Ve onaylanan dosyanın içeriğiyle ilgili örnek vermek gerekirse gene yaklaşımın pozitifliğinden bahsetmek istiyorum. 50 küsur yaşlarında olan Türk vatandaşı bir bayan İngiltere'de el işiyle ürettiği cüzdan, nazar boncuğuyla üretmiş olabiliyor ufak boncuklarla. El işi kendi ürünlerini burada satacağını söyleyerek onay aldı. İngiltere'den yapılan başvurular böyleyken Türkiye'den yapılan başvurularda son durum nasıl? Aynı yaklaşımın benzeri Türkiye'den başvurularda da artarak devam etmekte. Sadece Türkiye'deki konsoloslukla ilgili olarak ufak tefek sıkıntılar var. Onlar da aşılmak üzeredir. Her zaman için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında bu program çerçevesinde de elimizden geldiğince güncel bilgiler vermeye çalışıyoruz. Aydınlatma yönünde olsun, sağlıklı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Yalnız gün içerisinde çalışma haftası olarak bakarsak, oldukça yoğun geçtiği için, sürekli görüşmeye girip çıktığımız için telefona çok rahat bir şekilde telefonda sorulan sorulara cevap veremiyoruz. Tavsiye olarak telefonda acil bir konuyla ilgili bilgiyi talep eden vatandaşlarımız için cuma günleri telefon ederlerse saat 2 ile 4 arası
Cuma günleri saat 2 ile 4 arasını telefonla bize ulaşan vatandaşlarımıza yardım için ayırmış bulunuyoruz. Gerekli bilgiyi telefonda vermeye hazırız.